Polisten gelen telefonla yıkıldı. Büyük hayallerle satın aldığı araç birkaç aracın birleştirilmesiyle yapılmıştı. El konulup Yedemin otoparkına götürülünce hayatının şokunu yaşadı. Sahte şase yani. Onda tescil yapmışlar. Ruhsat çıkmış. Motorun numarası da değişmiş. Paranızla araba alıyorsunuz ve araba çent çıkıyor, hacizli çıkıyor. Polisten gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Durduk yere aracından oldu. Bizim hiçbir günahımız yok. Çent yapıldığını biz anlamamız mümkün değil ki. Ben bu arabayı 3-4 aydır binemiyorum. Ve araba burada şu anda akıbeti belli değil. Gayur Karpuzlar Bağcılar'da bir oto galeriye gitti. Bu pikabı gördü, beğendi. Pazarlığını da yaptı ve 385 bin lira vererek satın aldı. Biz arabayı gördük, tertemiz, her tarafını inceledik, baktık arabada bir kusur göremedik. Yatırdık parayı, noterde hemen alım satım yapıldı, aldık arabayı geldik. 6 ay boyunca kullandı, hiçbir sorun yaşamadı. Aralık'ta bir telefon aldım, asayişten arıyoruz dediler. Ulan dedim, benim asayişle hiçbir işim yok. Aldığı o telefonla hayatının şokunu yaşadı. Ertesi sabah bizi Gayrettepe'ye çağırdılar. Arabayla gittik. Gayur Karpuzlar'ın büyük bir hevesle satın aldığı araç incelemeye alındı ve inceleme sonucunda aracın motor ve şasi numaraları iki farklı araca ait olduğu anlaşıldı. Ankara'da bu araç 06 plaka. İstanbul'da geliyor, çent yapılıyor, 34 plakayı alıyor, bir takım dümenler. Polis ekipleri de aracı Avcılar'daki bu 7 Emin otoparkına çekti. Üstelik aracının üzerinde haciz de vardı. Bu arabayı bana galeri sattığı için, parayı da ona verdiğim için sorumlular. Telefonlara cevap vermemeye başladılar çünkü suçlular. 4 aydır arabasını kullanamayan Gayur Karpuzlar galeriden şikayetçi oldu. Biz mağdur olduk. Bugünkü arabanın değeri 750 bin TL ve biz arabamız yok.